görüyoruz. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde söyledikleri her şey bugün İsrail Gazze'ye yönelik olarak yapıyor. Aynı kınamaların hiçbiri yok. Orada işgalci Rusya, bu tarafta kendini koruma hakkına sahip bir İsrail var vesaire. Bunlar konuşuldu. Yani Avrupa Birliği'nin bu tutumunu Rusya nasıl karşılıyor? Bunu şundan soruyorum. Aslında unuttuk gibi oldu ama Ukrayna'da savaş devam ediyor. Şubat'ta ikinci yılı dolacak. Ve Rusya bu konuda nasıl davranıyor sence? Tabii Rusya'nın retorik olarak eli güçlendi. Çünkü artık Avrupa'ya daha sert bir şekilde şamar atabiliyor. Yani siz ikiyüzlüsünüz diyebiliyor. Ukrayna'da bana her şeyi söylediniz ama Filistin'de başka bir pozisyon aldınız ve çifte standardınızı yeniden gösterdiniz. Tabii Rusya açısından pratik başka bir şey var. O da bütün ilginin güneye kayması, tabii ki askeri desteğin de İsrail'e kayması, Ukrayna'nın bu anlamda ikinci plana düşmesiyle Rusya'nın elinin rahatlaması. Bu stratejik olarak şu anda Rusya'nın işine gelen bir şey. Ama Rusya'nın değişmeyen bir politikası var, Orta Doğu politikası var. Aslında Fransızlara çok paralel bir yaklaşım da içeriyordu, geleneksel Fransız dış politikasına bazı boyutlarıyla tamamen örtüşemez. Orada işte Filistin'e her zaman Rusya destek olmuştur. Yani Fransızlar da iki devletli çözümü her zaman savunmuşlardır. İsrail'le de iyi ilişkileri vardır. Şimdi bunu korurken tabii ki BM Güvenlik Konseyi'nde bir veto hakkına sahip bir güçten bahsediyoruz. Burada Amerika ile tabii ki çatıştılar ve orada ateşkes çağrısı yapan metni Amerika veto ettiği için geçiremedi vesaire. Ancak Rusya bu geleneksel çizgisini bugün de korumaya devam ediyor. Bunu vurgulamak lazım. Şimdi Avrupa açısından Avrupa bir kere küresel belirleyiciliğini yitiriyor. Yani Ukrayna'da aslında yitirmeye başladı, ciddi anlamda yitirmeye başladı. Ve şimdi daha da bu artacaktır. Belirleyici değil, bunun dışında ağırlığını kaybediyor ve alanı tabii ki doğal olarak Rusya ve Çin gibi daha farklı aktörler de dolduruyorlar. Çin'in mesela daha belirgin bir şekilde Filistin meselesine öncekiden farklı olarak el atması önemli. Tabii bu bir şey değiştirmiyor. Yani ateşkes çağrısı yapılamıyor. Yine İsrail'i durduracak bir uluslararası baskı oluşmuyor. Ancak bunlar böyle geleceğe yönelik de bölgedeki dengeleri etkileyecek unsurlar olarak ele alınmalı. Yani Rusya'nın etkisi, Çin'in etkisi Avrupa'nın ve Batı'nın aleyhine daha da gelişecektir, genişleyecektir. Şimdi Avrupa kısmında bir şey daha söylemek Lütfen. istiyorum. Burada enteresan bir çelişkili durum var. Yani mesela Hollanda'da işte seçimi kazanan Wilders bir taraftan yani Amerikan politikalarına mesafeli ama İsrail'e müthiş derecede dost. Ukrayna'da belki Rusya'yı memnun edecek bir yaklaşım bile sergileyebilir. Ama orada mesela Orta Doğu siyasetinde çatışan iki çizgi var. Yine benzer bir enteresan durum Fransa için de geçerli. Yani Fransa'da Le Pen'de hani birazcık daha ulusal kimliği öne çıkaran, bu anlamda artık ben De Gaulle'un çizgisine yaklaşıyorum diyen, bu haliyle de Amerika'yı aslında tedirgin eden bir yapıya sahip. Fakat Le Pen'le Wilders'i bir yerde buluşturan şey yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı. Bu iki hassasiyet ya da göçmen karşıtlığı bu hassasiyetlere şimdi Gazze bir anlamda meze yapılıyor. Yani bunu özellikle Hollanda açısından net olarak bunu söyleyebiliriz. Göçmen meselesi Avrupa siyasetini ciddi anlamda tayin ediyor ve aşırı sağ buradan güç alıyor. Giderek pek çok yerde bunun sonuçlarını artık seçimlerde görmeye başladık. Bütün bunlar Avrupa siyaseti içerisindeki sağcılaşmayı,
solun da bir anlamda söz üstünlüğünü yitirmesi ve içinin boşalması gibi böyle iç siyaseti yeniden şekillendiren çok daha geniş etkileri olabilecek bir dönüşüm söz konusu. Gazze buna birazcık etki ediyor mu? Ediyor. Yani çünkü Gazze üzerinden yani Hamas ya da işte onun İslamcı karakteri üzerinden buradaki kurguya, yani göç karşıtı, yabancı karşıtı kurguya malzeme çıkarılıyor, devşiriliyor. Bu anlamda aslında konuşulması gereken şey bir etnik temizlik, savaş suçu, soykırım. Bunlar tabii ki Avrupa değerleri açısından şimdiye kadar birinci sırada hep yer aldı. Ama burada bir kendi değer sistemine, manzumesine ihanet eden başka bir durum oluştu. Ve buradan bunu tartışmak yerine, yani İsrail'in suçlarını ve bunu önleyecek uluslararası bir ahlaki duruş sergilemek yerine, kendi içindeki sorunlara işte yakıt taşıyan bir yaklaşım sergileniyor. Ben bunu birazcık da yani Avrupa'nın kendi değerler bütünü açısından bir intihar süreci olarak görüyorum. Buradan Rusya çok ciddi anlamda avantaj elde edecektir. Yani Rusya'nın Müslümanlarla ilişkisi de aslında, yani Çeçenistan'daki savaşı bir kenara bırakırsak, Avrupa'dan çok daha farklı, çok daha onları dikkate alan bir yaklaşım sergiliyor. Eğer Avrupa içerisinde işte Müslümanlarla gerilim, ki belli yerlerde artık çatışma boyutuna da varabilir, bu gerilim Avrupa'yı köreltirken Rusya buradan kendine yükselecek başka bir avantajlı pozisyon yakalayacaktır. Bu Rusya'nın sadece kendi içindeki nüfusu değil, yani Rusya'da da büyük bir nüfus söz konusu. Yanılmıyorsam 20 milyonun üzerinde bir Müslüman nüfusa sahip. Aynı zamanda kendi içinde değil, aynı zamanda Orta Doğu'da Rusya'nın bir dönem Sovyetler zamanında yakaladığı o ivmeyi de yakalayabileceği anlamına geliyor. Yani Orta Doğu'da bu politikalar Avrupa'nın Batı'nın gerilemesine, aşılmasına yol açıyor. Buna karşın Rusya'nın da işine yarayacak sonuçlar doğuruyor. Sevgili bir şey diyebilir miyim? Lütfen, söz sende zaten. Az evvel Fehim dedim, tanışmıyoruz. Fehim Bey mi demeliydim? Bir şey eklemem. Fehim demeniz yeterli. Tamam, kusura bakmayın. Şimdi Fehim'in söylediği şey de şöyle bir kritik durum var. Normalde Amerika bütün dünyaya ilham verecek hareketlerin odağında bir ülkeyken, şimdi artık bu tarz özellikle politika konularında Avrupa'yı takip eder bir noktada. Dolayısıyla şimdi Amerika'da düşünen insanların, yazı yazan, düşünen gazeteci olsun ya da İşte bu konularda siyasi analiz yapan insanlar olsun, onların korkusu Amerika'nın seçimlerinin Avrupa'da sağa yanaşan kitlelerden etkilenecek olması. Dolayısıyla diyorlar ki, yani Amerikan halkı Avrupa'nın, bu işte İtalya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın sağa yanaşmasından büyülenip onlar da tekrardan Trump'a destek olacaklardır. Trump'ın aslında gelişi için 2024 beklenmiyor. Gelmiş gibi bir ruh hali var Amerika'da. Ve şeye de katılıyorum. Rusya'da aslında bir görüşte şu. Rusya'da zaten artık Biden'ı değil, Trump'ı istiyor. Çünkü onun elini rahatlatacak, Rusya'yı haklı çıkartacak tüm doneler Trump'ın da dilinde olacağı için, yani Amerika'da aslında Avrupa'da başlayan rüzgarın Amerika'da fırtına olarak dinmesi bekleniyor.